Kemal. Efendim. Kemal, sen o gece bayram almaya, o gün bayram almaya neden seni Veysel yolladı? Eniştemin harcı vardı. Az bir şey sen söyleyeyim yapılan. Ondan dolayı eniştem ben kendim gidemeyeceğim dedim. Beni gönderdi. Yani başka bir şey yok ortada. Sen neyle gittin, nasıl gittin oraya? Belediye otobüsüyle gittim. Belediye otobüsüyle gittin. Arabayla gitmedin mi? Hayır, ben araba kullanmasını bilmiyorum zaten. Herkese de sorabilirsiniz yani bunu. Vallahi bize öyle bilgiler gelmiyor. Kemal. Kemal, Efendim. duyuyor musun beni? Orhan Bey'i duyuyor Duyuyorum. musun? Şimdi benim sağlam kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre Yeşil Yurt'tan Muğla'ya insanlar taşımışsın ve o insanları da ben biliyorum kim olduğunu. Bunlar da Araçla. gidecekler, ifade Şoförlüğün var verecekler. bak. Şoförlüğün var. Evet, şoförlüğüm var. Benim Ehliyetin şoförlüğüm yok. yok. Ehliyetin yok. Ehliyetin yok, evet. Ehliyetin Ehliyetin yok. yok. Orhan Bey'e gelen bilgiler de var. Bizim şeye Evet. gelen bilgiler de var. Sen Niye Yeşil... inkar ediyorsun ki? Evet. Neden inkar O zaman ediyorsun? şöyle Orhan Bey, o zaman şöyle yapalım. Şöyle Sizin yapalım. ekip buradayken aşağı inelim. Arabanın direksiyonunu versinler bana. Tamam mı? Araba kullanıp kullanmadım çıkar zaten Öyle ortaya. olmaz, öyle olmaz. Ben de yaparım Ben numarayı. Ben de 40 yıldır araba araba kullanıyorum kullanmasını ama o numarayı bilmiyorum. yapabilirim yani. Bak, sizin Muğla Ben araba kullanmasını Yeşilyurt'taki bilmiyorum. köylüleriniz diyor ki Kemal'i, işte biz kaç kez Muğla merkeze Kemal bizi bıraktı arabayla Evet. diyorlar. Ehliyetin yok, tamam, onu biliyoruz. Hayır, ben araba kullanmasını bilmiyorum. Herkese sorabilirsiniz. Peki sen gittin orada, görmedin bayramı, öyle mi? Evet. Sonra ne yaptın? Ben geri döndüm. Geriye döndün. Geriye döndüm. Geriye döndün. Sonra evde kim vardı? Ablam vardı, ben eve döndüğümde. Hı? Ablam vardı eve döndüğümde. Arkadaşlar. Enişten neredeydi peki? Arkadaşlar, ben yazdığıma bakar mısınız? Enişten neredeydi? Lütfen. Eniştem nerede olduğunu bilmiyorum o gün akşam. İnşaattan da gelmiş olabilir. Yani geçmiş gün. Yani yakın bir tarihte değil dedi Bayram size. bayram size kaçta geldi? Yani ben Muğla'dan döndükten sonra ben markete ekmek almaya gittim. Benden 15-20 dakika sonra geldi. 15-20 dakika sonra Orada da bir geldi. tuhaflık var. Evet. Neden markete ekmek almaya gitti bu adam? Kezban. Kardeşin Ya ben git. neden gitti? Hani gelmişti bayram, oturmuştunuz sofraya. Tamam. Ekmeğin yokluğunu fark etmişsinizdi. O anda etmiştin. Sonra sen Kemal'i göndermedin mi bakkala? Öyle demedin mi dün bize? Ben sonradan fark ettim ekmeğin olmadığını. Ama bak ne diyor adam? Ben ekmek aldıktan 20 dakika sonra geldi diyor. Doğrudur. Onu da bilirim. Hangisi doğru be Kezban? Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçiyor Hayır kesin. ya. Doğru söylüyorum ben. Kemal'in dediği doğrudur. Bir cümlede iki tane yalan söylüyorsun. Kezban, sen bana bir de şey söyledin. Bayram öldürdüğümüzde, dağa gömdüğümüzde veya attığımızda Kemal'in psikoloji bozuldu. Doktora götürmedik. İyileştirmek için elimizden geleni yaptık. Olan hapları atırdık. Kendine gelemedi bir zaman dedin. Doğru değil Bir o. şey so bir şey sorabilir miyim? Sor Kemal. Benim E-Devlet'teki yani bütün muayene olduğum şeylerin hepsi çıkıyor ortaya. Alo. Ablanla Bayram Tosun arasındaki ilişkiyi sen ne zaman öğrendin? Ben bilmiyordum o ilişki olayını. Şimdi mi Yukarıda öğrendin? Allah var. Şimdi mi öğrendin? Ya dün öğrendim ben de neyin ne olduğunu. Sizin gibi aynı canlı yayında ben de öğrendim. Başka türlü hiçbir şey bilmiyorum. Sana kardeşin söylemedim. Neden seni gönderdi peki Veysel otogara? Kendinin işi olduğu için gönderdi beni. Ya adam zaten şeye gitmiş. Sen otogara gitmişsin. Adamı bulamamışsın. O da zaten memişin oraya gitmiş. Tekrar otogara niye gönderdi seni? Ben zaten bir sefer gönderdi ben adamı. Tekrar 2-3 sefer göndermedi ki. Ay baksana Kemal, senin görüşmelerin HTS kayıtları bir ekranlara gelsin. Şimdi sen o gün 16.47'de Bayram'ı aramışsın. 16.50'de Veysel'i aramışsın. 19.31'de yine Veysel'i arıyorsun. Sonra bir mesaj alıyorsun. Sonra abin Erdal'ı arıyorsun. Sonra Evet. yengene, şey pardon, kardeşini arıyorsun. Sen kaça kadar evde kaldın? O gün mü? Evet. Kaça kadar evdeydin? Yani ben inşaatta gittim Muğla'ya. Yani evde kalmadım ben. Eniştemle beraberdim. Onu otogara Sen gönderdi işte bana. evde Emekliydim. geliyorsun ya, ekmek alıp eve geliyorsun ya Kemal. Evet. Evde sen ne kadar kaldın? O evden ne zaman ayrıldın? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Yemek yendi. Hep beraber. Eniştemle Bayram abi dışarıya kapının önüne kadar çıktı. Yani dışarıya kapının önüne kadar çıktıklarını biliyorum. Ondan sonrası bende yok. Yani hatırlamıyorum. Nereye gitti, nereye Ama kaldı, nereye Veysel gitti. bak, Orası saat ben 10'a bilmiyorum. kadar, 10'a kadar Veysel evde telefonuna göre ya da telefonunu evde bırakıyor. Ona kadar evde miymiş?
Evet. Yani geçmiş gün saat ve zaman tam belirli bir zaman söyleyemem ben size. Bayram'la Veysel bir yere mi gittiler oradan çıkıp? Hayır, Bayram haberinden çıktı gitti. Veysel ne zaman gitti? Ya eniştem evde herhalde büyük bir ihtimal. Sen peki kaçta evden ayrıldın ya da evde miydin hep? Ben evden bir yere çıkmadım ki. Benim şöyle bir şeyim var. İşten eve, evden işe. Hayır, o gün sen ablanlarda mı kaldın? Ablamlarda kaldım ben. O zaman yalan söylüyorsun. Ben ablamlarda kaldım devamlı. 23.56'da madem evdeysen Kızıldağ Ormanlık Mesire alanında 23.56'da ablanı neden aradın? Nerede? Kızıldağ. Kızıldağ. Ormanlık Mesire yerinde saat 23.56'da ablanı neden aradın? Ben alın arkadaşlar, ben Kezban'ı ekranda görmek istiyorum. Alın şeyi, grafikleri ekrandan. Alın, Kezban ekranda olsun. Bir daha ben soruyorum. Ben o saatlerde. HTS kayıtlarına göre senin kullandığın cep telefonundan sen ablanı saat 23.56'da arıyorsun, 84 saniye görüşüyorsun. Ablan evde, Yeşilyurt'ta. Sen de Kızıldağ Ormanlık Mesire yerindesin. Neden? 23.56'da. Tamam, Muğla'ya gittim o gün ya. Yani Muğla'ya gittim. Yani o gün akşam Muğla'ya gittim. Neden gittin? Neden gece yarısı tam yeni yıla girerken Muğla'ya gittin? Hastaneye gitmiş olabilirim. Olabilir. Hastanede ne işin vardı? Yani başım çok, yani bende migren tarzı bir ağrı var. Ağrı tuttuğu zaman beni 2-3 gün yataktan kaldırmaz. Arkadaşlar, Kızıldağ Ormanlık Mesire yerinde hastane var mı? Bakar mısınız? Bir acil bakın. Doğan acil bakar mısınız canım? Neresi? Muğla merkeze yakın mı? Bilmiyorum, sen söyle işte. Sen o gece nerede olduğunu benden daha iyi bilirsin. Ha Kemal? Vallahi dedim hanım, ben şu anda söylüyorum. Gelmiş geçmiş gün benim aklımda o kadar şeyim yok. Ama o gece dedin ki, o gece ben bütün gece evdeydim dedin. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Sen saat 8'de neredeydin? Akşam 20'de. Akşam 20'de. Hı? Siz de bana ölmüşsünüz. Abini aramışsın. Çok... Abin Erdal'ı aramışsın o gece. Sen daha iyi bilirsin. Neredesin, ben sana söyleyeyim mi? Evet, söyleyeyim. İsmet Çatak Caddesi'ndesin. Otogarın oralardasın. Evde değilsin. Saat sen 8'de evde değilsin. Abin Erdal'ı arıyorsun. Saat 23.56'da Kızıldağ Orman Mesire yerindesin. Ablan Kezban'ı arıyorsun. Acaba cinayeti işledik, öldürdük, İş bitti diye mi aradınız Kezban'ı? Ben kimseyi aramadım. Ya aradıysam da dahi, tamam mı? Ya muhakkak bir şey vardır ya da farklı, yani çekecek bir şey var mı sormuşumdur. Peki bize neden yalan söylüyorsun? Ben yalan söylemeyeyim ki. Peki orada senin başın mı ağrıyordu? Başım mı ağrıyor? Ben sana dedim. Peki. Ağır. Orada sadece diş polikliniği var. Diş polikliniğine baş ağrısı için mi gittin? Devlet Hastanesi yakın değil mi oraya? Değil, hayır. Diş polikliniği var. Diş hastanesi var. Diş.